keyifli okumalar yapabileceğiniz eserleri seçmeye devam ediyoruz. Bu hafta ilk olarak Zorba adlı klasiğe yer veriyoruz. Nikos Kazantzakis'e ait olan eser Can Yayınları etiketini taşıyor. Nikos Kazantzakis'in en çok sevilen ve okunan başyapıtı Zorba, Girit'e gelen bir İngiliz'in ve hayatına giren bir kasırganın, Alexis Zorba'nın hikayesi. Varoluşumuzu güzellikleriyle ve acılarıyla dolu dolu yaşamaya çağıran, devirlere meydan okuyan bir yaşam rehberi. Sırada Haşim adlı eser var. Birçok edebiyat figürünü adeta mercek altına alan Beşir Ayvazoğlu'nun Ömrüm Benim Bir Ateşti kitabı, yeni edisyonuyla Everest Yayınları'nın biyografi dizisinden okur karşısına çıkıyor. Ahmet Haşim'in bu kapsamlı biyografisi onu yeniden okumak ve anlamak isteyenlere mükemmel bir deneyim vaat ediyor. Piyale şairinin aynı zamanda meziyetleri, hayalleri, dostlukları, düşmanlıklarıyla anlatıldığı bu kitabı bir roman heyecanıyla okuyoruz. Şimdi ise Kurtuluş Savaşı Tarihi adlı tarihi esere yer veriyoruz. Celal Erika'nın yayını hazırladığı eser, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketini taşıyor. Kurtuluş Savaşı Tarihi, savaşı tüm yalınlığıyla ve bilimselliğe yarışır bir nesnellikle anlatıyor. Muharebeler, taktikler, manevralar ve iyi kumandanlık örnekleriyle örülü bir savaşın öyküsünü okuyanlar, bu mücadelenin arkasındaki ruhu daha da iyi anlama fırsatını yakalıyor. Dünyayı Değiştiren Yüz Fikir adlı eserle devam ediyoruz. Ceni Osman tarafından kaleme alınan eseri Kolektif Kitap okura ulaştırıyor. Büyük Patlama, Kuantum Teorisi, Teleskop, Antibiyotikler, Telefon, Bilgisayar, İnternet ve Sosyal Ağlar. Dünyamızı değiştiren ve yaşadığımız hayatı daha anlaşılır hale getiren 100 Büyük Keşif, icat ve Kuramı okurken insanlık tarihini, dünyamızı ve evreni yeniden keşfedeceksiniz. Sırada Saklambaç adlı bir roman var. Şeyma Kısakürek Sönmez Ocağı'a ait olan eser Timaş Yayınları aracılığıyla raflara çıkıyor. Okuruyla konuşan, sorular sorarak onu kurmacaya dahil eden bir roman Saklambaç. İç içe geçen bir kurmacanın detaylarındaysa modern çağ insanının duygusuzluğu, doyumsuzluğu eleştiriliyor. Kitap okuru kurmacayı yeniden kurmaya davet ediyor. Şimdi ise listemizde Selçuklu Sultanlarına yer ayırıyoruz. Aydın Usta'nın imzasını taşıyan eser Yeditepe Yayınevi etiketini taşıyor. Selçuklular, tarihimizin Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan serüvenindeki en önemli mesafe taşlarından biri. Eser Selçuklu sultanlarının hakimiyet dönemlerinin genel özelliklerini, önemli siyasi olaylarını ve dönem kronolojilerini kaynaklar ve akademik çalışmalar çerçevesinde ele alıyor. Son olarak 3 kitaptan oluşan Dersimiz serisine yer ayırıyoruz. Özkan Özey'e ait olan eseri Uğur Böceği Yayınları okurla buluşturuyor. Dersimiz Namaz, Dersimiz Güzel Ahlak, Dersimiz Amentü. Aşırı derecede zeki ama bir o kadar da yaramaz İdris Takacı, kankası Taceddin Taci ve çok acayip sıra dışı bir öğretmen Halis Muhlis. Hepsi ve daha fazlası Ümmüş Pörtek Ortaokulu 5A sınıfında. Merak ediyorum dizisinin yazarından sitcom tadında kitaplar.